yaklaşık 1,5 yıldan beri pandemide esnafımız çok büyük sıkıntılar çekti. Devletimizden çok destek istendi. Fakat bugüne kadar yapılan desteklerin hiçbir faydası olmadı. Biz bu 25 bin TL'nin verildiği zaman da söylemiştik. Bu sistemde bu para geriye ödenmesi zor olacağını söylemiştik. Yani ödeme sıkıntılarını çekeceğini söylemiştik. Çünkü zaman kısa bir dönemde iyileşim olayı olmayacağı için pandemiyle ilgili uzayacağını herkes zaten söylüyordu. Bundan dolayı biz bundan ilgili bir can suyu istedik. Yani bir 10 bin TL bir can suyu verip üyelerimizi en azından hibe olarak can suyunu istedik. Bir 10 bin TL verilirse en azından kaç senedini dahil ödeyebilir ve sorunlarını çözer diye düşündük. Ama maalesef bu isteklerimizin karşılığını bulamadık. Yapılan destek Sayın Cumhurbaşkanımızın KOSGEB'le ilgili açıkladığı bir destek var ama bu destekleri alacak pozisyonda esnafımız kalmadı. Çünkü içeriğini okuduğunuz zaman bu şartlara uygun Türkiye'de böyle bir esnaf kriteri kalmadı. Yani bizim istediğimiz devletin daha çok destek vermesi, eğer kapanılacaksa her sektörün kapanması gerektiğini düşünüyorum. Aylardır çalışamayan, açamayan insanlarımız var, yaşlı üyelerimiz var. Bir yıl, 1,5 yıldan beri gelinlik, yani düğün sektörü kapandı. Bir dünya çalışanımız var, bir dünya insanlar modeller yaptılar, fuarlar iptal edildi, yatırımlar yapıldı, bu yatırımların karşılığını alamadılar. Yani düğün olmadığı sürece bu bizim esnafımızın, gelinlik ve abiye sektörünün önü açılmayacak. Yani düğünlerin kalabalığından yakınıyoruz, pandemide sosyal mesafe diyoruz ama tabii belki klasik bir söz olacak ama işte görüyorsunuz kongreler, efendime söyleyeyim cenazeler, bu kadar çok yoğun olurken her şey düğünde mi olacak? Yani buna da bir sınırlama getirilebilirdi. Bugün esnafımızın istediği tek şey var, yardım, devletten yardım istiyoruz. Bugüne kadar yapılan bu yardımın hiçbir esnafımıza faydası olmadı. Basit usuldeki küçük esnaflarımıza 1000 TL ve 500-750 arası kira gelirlerinin çoğunu üyelerimiz kiralarını alamadılar. Bütün evraklarını tamamladığı halde alamadılar. Verirken hibeyi bütün esnafımıza dedi. Tamam basit usuldeki üyelerimiz esnaf da diğer normal deftere tabi olan üyelerimiz esnaf değil mi? Bunların sıkıntıları çok daha büyük. Bunlara da destek olmamız gerekiyor. Bayramda en çok sıkıntı yaşayan üyelerimizden meslek dalı halı yıkamacısı, koltuk yıkama ve kuru temizleyiciler. Yani ne diyoruz? 3 şart var. Sosyal mesafe, hijyen, temizlik. Bugün adam evindeki halısını yıkatamasa, evindeki koltuğunu yıkatamasa nasıl bir hijyen olacak? Nasıl temizlik olacak? Devlet memuru arkadaşlarımız var. Normal şartlarda evinde olamıyor mesai saatinden dolayı. Bunlara pazar günü, cumartesi günleri bir izin isteyelim dedik. Ve bunların halılarını evlere teslim alıp ve teslim etmeyi ancak tatil günlerinde, hafta sonları evlerinde olduğu için onlara da bir izin alalım dedik. Verilmedi. Yani halı sektörü bugün elinde daha önce alıp da telmin verip şu gün teslim edeceğim deyip de bir dünya mal şu an ellerinde kaldı, evlere teslim edilemiyor. Yani adam bayramda halısız evde oturacak. Yani kuru temizleyici arkadaşlarımız ürünlerini, giysiler aldılar, şu gün vereceğim diye temizleyemediler, teslim edemediler. Yani bu esnafın zaten çalışacak, bu söylediğim sektördeki esnaf arkadaşlarımızın bir bayram arası. Yani biz bayramda da bu insanlar çalışamazsa ama bakıyorsunuz büyük marketler her şeyi maşallah satıyor. Onlardan çok çalışan yok. Küçük esnafın, devlet küçük esnafın arkasında durması lazım. Ama maalesef küçük esnaf bu pandemide en çok yara alan, en çok zarar gören kurumlar oldu. Gelinlik ve abiye sektörü tam 12 aydır can çekişiyor. Devletimizin unuttuğu tek sektör. Her şeye serbestlik var ama bizim sektörde bir halay çekseler hemen Covid yayılıyor. Ama gerçekten esnaf olarak çok zor durumdayız ve devletimizin bize hiçbir desteği yok.
İnsanlar düğünlerini yapsın. Çünkü biz gelenek ve göreneklerimize göre düğün yaptığımız için insanlar nikah töreni olarak İç Anadolu'da, Doğu'da düğün olmuyor. Batı'da belki evet bu uyuyor ama Doğu'da böyle bir şey yok. Çünkü herkes gelenek göreneğine göre takısını takacak. İşte eşini dostunu çağıracak şeklinde olduğunda ciddi bir sektörde sıkıntı var. Hani bizler bir şekilde bir şeyler yapıyoruz ama bizim gibi bir sürü küçük ölçekli firma var.